Kardeşim al pırlı topla git. Ferrari ya burası Ferrari. Yani bir notta olduğu sürece puan ne yaparsan yap. Ferrari Ferrari. Latifi'nin matematiksel olarak şampiyonu tutmak var. Bilenler bilir ben Alonso'yu ezelden beri destekledim. Yani henüz Formula 1'deki koltuğu garanti olmayan bir çocuk için biraz iddialı açıklama İyi yani. Formula 1'de sadece yeteneğe bakmıyorum. Kusura bakma. Abi Hulkenberg'i ben de getirdim. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Pol pozisyonunun sezon arası değerlendirme videosundan. Kaçıncı bölüm? Bak bunu hep bana yapıyorsun ya. <laughs> bunu hep bana yapıyorsun. Yapma bunu. 17. <laughs> ok zehirli. 17. Bu sefer ben de bilmiyorum ama 17 iyi bir tahmin. Olabilir. 16'yı çektiğimize eminim. Neyse. 17 diyorum. Evet. 17 diyorum. Dedim artık. Ne yapalım? Evet Sinan sezon arasını değerlendireceğiz. Sezon yarısına geldik. 2022 sezonu. Ee, çok çok iyi başladık aslında sezona. Acaba çekişme olacak mı? Böyle diarisi almalar vermeler bir şeyler. Evet. Ferrari ve şarjörler arasında. Ama sonra Ferrari bir şekilde geriye düştü değil mi? Geriye düştü ve ya yani araba sızdı. Ya aslında sezona bir de şöyle iyi başlamıştık. Yeni nesil arabalar yakından evet. takip kolay olacaklardı ki öyle gerçekten. Ama geçişler hala zor. Takip ediliyor. Ee, yani Mercedes. Çok uzun bir sürelik yani 8 yıllık dominasyonun üstüne kötü başladı. Ya ve çoğu insanı da sevindirdi bu açıkçası. Çünkü biliyorsun insanlar sporda bir değişim istiyor. Doğru. Ferrari çok iyi başladı ve bütün tifosi çıldırdı yani. Ferrari geri döndü dediler. Red Bull başladı. Hı hı. Güzel bir araçla geldiler. Red Bull biraz sıkıntı arabalar yolda kalıyordu başlarda. Hemen hemen çözdüler. Evet, çözülür. evet. Yani ilk 3-4 yarışta zaten şey belli olmuştu Ferrari-Red Bull savaşı olacağı. Ve zaten yanlış hatırlamıyorsam 4. yarış sonunda 2 Ferstappen, 2 de Løkker galibiyeti vardı. Sonra sonra ne Ferrari oldu? Ferrari komedisi başladı. Gerçekten öyle. Ferrari taktisyenlerile olsun, aracın e, güvenilirliğiyle olsun. <laughs> <laughs> Gerçekten e, geriye düştü. Ama Binotto'nun bir açıklaması versin Sinan. Taktik olarak müthişiz. Ve Hiç evet, hiçbir Nasıl müthişsin ya? Ya Müthiş ben görmesek inanacağız. Anlıyorum. Çocuğu Gerçekten... mu kandırıyorsun? Da... Pardon sen sen de. Ee, tamam Pardon. Yani Binotto ne dediğini bilmiyor. Yani şey demiş. Mesela işte Monaco'dur vesairedir. Dışarıdan kötü gibi gözüktü ama o an verdiğimiz kararlar aslında doğru dini olsa aynı kararları verirdik falan demiş. Kardeşim al pırlı pırtını topla git. Abi geriye düşüyorsun. yine olsa yine geriye düşerim diyorsun. Böyle bir şey olur mu? Şaka gibi ya zaten sezon ortasında da şey açıklaması yaptı. İşte biz aslında şampiyon olmaya gelmedik falan filan. Neye geldin ya? Binotto. Ferrari ya burası. Ferrari. Bak bir daha seni almayız videolara. Gerçekten. Geldi yani. burada artist yaptı zaten. Dur, ben bir sor ben istifa et dedim. İstifa et dedim, gitti. Ben şu an hiç pişman değilim. O zaman bir pişman olmuşlar hiç evet. pişman değilim şu an. Ya, onun üstüne daha kaç tane hata yaptın? Olmaz Neyse böylece. ya. Yani. Lörd, ama şimdi tatilde geziyor. Tatilde de üzgün fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bir mutlu Çünkü ya, bir mutlu adam, olur adam bir mutlu olamadı ya. Vallahi yazık. Ya. Bizim ya. lökler kimiz bir yüzü gülmedi ya. Evet. sefer nasıl ama 80 puan farkla mı geldi yani? Evet, evet 80 En büyük puan. ikinci farkmış bu yeni Araya puan sistemine geçtiğinden beri evet yaz arasına girerken. Çok puan farkı oluyor ya. Puanlar ya düşürsek evet. mi? Puanları düşürsek nasıl olur eskisi gibi? Daha az puan. Yani aynı yere gelir ya. Yine bu sefer daha az puan farkı olur ama kapanması da daha zor olur. Öyle diyorsun. Matematikten anlıyorsun biraz sen. Yani o 3-5 toplama çıkarmayı biliyorum bir, yani bir not da olduğu sürece puan fark şeyini, puan sistemini ne yaparsan yap. Ferrari, Ferrari. Onun dışında Red Bull çok iyi bir ilk yer geçirdi. Şampiyon <laughs> oldular. Takım olarak. Takım evet. olarak. Max Verstappen olarak. Verstappen de büyük ihtimalle evet. Çok zor, çok zor. Ee, şampiyon olamayacak bir isim var. Latifi. Latifi'nin matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali kalmadı. Bu, yani çok kötü. Ben bu haberi aldım böyle soğuk soğuk terlemeye başladım. Yapmasına. Hemen Latifi'ye Instagram'dan bir mesaj atayım ben ya. Yani. Doğru diyorsun. Latifi babasının kahve kahve zinciri var. <laughs> Lavazim, <lavazda>. Lavaz mı? Lavaz da. Kahve zinciri var. <laughs> bir gıda şirketi. O yüzden yarışıyor. <laughs> Üstüne soğuk kahve içer artık. Ama neyse bu Latifi bizim gönlümüzün şampiyonu zaten biliyorsun. Evet. Williams evet, biliyor demişken albonda sözleşme uzattı. Evet. Sözleşme demişken Sözleşme, <laughs> sözleşme demişken transfer E, Transferlere günü... baş başlayalım. Sebastian Vettel biliyorsun emekliliğini açıkladı. Evet. Çok üzücü. Onun bir için de üzülmüş. Karardı. Ee... Ve ardından Lance Stroll tabii ki yarışacak. Çünkü Lawrence Stroll takımın Takım sahibi. Takım babasını yani. Evet. Ee, yanına yeni bir e, yeni bir yaşlı kurt bir dünya şampiyonu getirdi. Fernando Alonso seneyeden itibaren çoklu yıllı bir kontratla Aston Martin'de yarışacağını söyledi. Ne diyorsun sence bu karar iyi mi kötü mü? Ya ben çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bilenler bilir ben Alonso'yu ezelden beri desteklerim. Evet. Çok yetenekli bir pilot bence. Ama yani işte ya gittikçe daha kötü araçlara gidiyormuş gibi hissediyorum. Öyle. Oğlum biraz da yani en iyi 3 takıma 4 takım 3 takıma gidemiyor tabii. Daha genç e, yani, Pilotlara şey diyor. Belki şans versin. Gerçi yani işte Toto Wolff şey demiş, e, ben Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçişini destekliyorum. Onun Formula 1'de kalmasını destekliyorum. Çünkü yarın bir gün Hamilton emekli olursa, bizim Russell'ın yanına şampiyon pilot koyma isteğimiz olabilir demiş. Fena, fena. Elf Mercedes e... evet, yalnız Mercedes'e gelse efsane olmaz mı? Ben tek Alonso'nun, yani iki şampiyonu çok az. Alonso için. Ya evet mesela bu senenin sonunda Max Verstappen ile Fernando Alonso'nun şampiyonluk seferi eşit olacak. Ve bir şey olabilir. Ya, yani. ya şimdi Verstappen çok, çok küçümsemek iyi. için demiyorum ama yani, Alonso, Alonso, için evet ya şöyle bir yani 2012'de alacaktı ya. ya. O 2012'de almalıydı gerçekten. Ferrari Ferrari'ye binen üzgün kimseyi görmedim diye bir söz vardır. Doğru. Ben çok gördüm. Evet çok var. Evet sayarız burada. Ya. Yani. Alonso Alpin ve Renault ile aslında bağı çok kuvvetli. Oradan geldi. Orada şampiyon oldu. Ama Alpin'i bir sattı. Ya sattı bile evet, şey yapmamış evet. yani. Böyle son anda haber vermiş. Evet. Hatta haber vermeden anlaşmamış. Ama Alpin de biraz kaşılmış yani. Biliyorsun Alonso çok yıllık bir sözleşme istemiş. Evet, Alpin bir yıl istemiş. O yüzden Alonso da Alonso gittiği yerde biraz da ortaladık. Alonso da karıştırdı diyorlar. Bazı olaylar var. Hemen hmm. onları aktarayım. Hemen e, ben çok yetenekli bulduğum bir pilot yine. Oscar Piastri, Formula 3'te ve Formula 2'de ilk sezonda şampiyon oldu. Formula 2'de tekrar yarışamıyor şampiyon olduğu için. Formula 1'de e, koltuk bulamadı. 20 koltuk var. Olmadı. Evet. Bu sene Alpine ama onu bir yerde yarıştırmak istiyordu. Williams'ta olsun. Hı hı. Nerede Aston Martin'de, Haas'ta nerede bulursa. Alonso gidince onlar da hemen e, a, Piastri gelecek sezon bizde yarışacaktır diye bir açıklama yaptı. Ben çok sevindim açıkçası. Ben de. Hatta zaten seninle konuşmuştuk. Alonso'nun Aston Martin'e geçin duyunca Piastri hayırlı olsun demiştik. Evet, evet. Ama işte sanırım 3 saat sonra Alpin'in açıklamasından 3 saat sonra Oscar Piastri bir tweet attı. Ee, görüyorum ki Alpin seneye benle yarışı benle birlikte yarışacağını söylemiş. Bu benden habersiz bir durumdur. Ve ben onları seneye Alpin'de yarışmayacağım. O gün bugündür Alpin'den bir açıklama yap. Valla bir değil. de yani henüz Formula 1'deki koltuğu garanti olmayan bir çocuk için biraz iddialı açıklama Gerçekten yani. öyle. Yetenekli birisin ama Formula 1'de sadece yeteneğe bakmıyorlar. Kusura bakma. Ya işte McLaren'le anlaşma yaptığı söyleniyor ama Ricardo'nun sözleşmesi devam ediyor. Evet. Ricardo'nun sözleşmesini feshetmesi durumunda 21 milyon dolar istemiş. Ve tabii isteyecek. Neden isteyecek? Ya sen? ister tabii ki de 21 milyon dolar da az buz bir para değil yani. Evet. Ricardo burada çok para kazanıyordu. Renault'da da öyleydi. Ya o, odur ama yani takım için yani sırf Piastri'yi getirmek için 21 milyon dolar harcamak büyük bir olay yani. Belki belki de gerçekten bu evet. birlikte. E şimdi Piastri e, neydi? Renault'un da arası bozuldu. Alpine gel, yani. gel gel gelmeye, gelmeyebilir yani. Gelmek iste saldırılar belli değil. Otmar Zafner şey dediğini duydum. McLaren'e niye gittiğini anlayamadım. Onlar bizden daha kötü. Biz daha yukarıya savaşıyoruz. Ve McLaren'in, e, Renault'un, Alpine'in e, birkaç yıl içinde yukarıya en şampiyona yarışacak bir hedefi var. Evet 100 yarış hedefi koymuşlardı. Ya şimdi bilemezsin McLaren'de daha iyi bir gelecek görmüş olabilir ama yani zaten Alpine'e yetişmişsin. Evet Alpine'in çocuğu. Koltuğun hazır. Şimdi orada bir belirsizlik var Ricardo var. Olacak mı olmayacak mı yani niye böyle bir şey yaptı ben de anlayamadım. Alonso tam açıklandığında şey olduğunda piyastra açıklama yaptığında büyük ihtimalle Hı -hı. güzel bir gün şeklinde <laughs> bir story attı. Alonso'nun da Renault'a bir kırgınlığı var herhalde. Var tabii ya. E, Piastri'nin menajeri de Mark Webber. Hı hı. İşte Australyalı biliyorsun. E, şeye ulaşamıyormuş Alp'in Mark Webber'e. Bir anda açık böyle bir şey açıkladı. Ve o günden beri hiçbir paylaşımı yok Alp'in. Alp'in böyle geçirmezdi normalde. O tweet duruyor ama değil mi? Tweet duruyor. Instagram'daki paylaşım da duruyor. Ortalık çok karışık. Yani bence Alpine hala Oscar Piastri'yi yaşatabileceğini düşünüyor ama yani bu koşullar altında yarışması. Zaten sezonun ikinci yarısında Fernando Alonso hala Alpine'le yarış olacak ama takım arasında bir gerginlik var yani. Evet. Ee, nasıl muameleler çekilecek? Büyük ihtimal bütün yaşlarda üstünlüğü önceliği Okan'a verecekler yani. Bakalım neler olacak? Captain yani. kimi getirecek? Ricardo geri gelir mi? E şey demiş, Otmar bana ulaşan 13 tane pilot oldu demiş. O olur şimdi. tabi. Olur tabi. Ben de ulaşayım. Serhan Acar istedi. Cem, Cem yazsın. Yani Serhan Acar, Serhan Acar, Serhan abi yakışır. Daha Serhan Acar olabilir. Cem de olabilir. Cem daha iyi olabilir ama. Serhan Acar, Serhan abi biraz. Anlat. Kim anlatacak Serhan Acar? Ha aynı. Yoksa yoksa tabi. Geç onun telsizden bir de anlatması yok mu? Ya ondan Valla efsane olmaz mıydı müthiş ya? Olur, müthiş olur. <laughs> yani Cem daha iyi olur o yüzden. Cem de başvursun. Cem Eksi zaten mi? röportaj vermiş. Formula 1 dünya şampiyonu olmak istiyorum demiş. Müthiş. Böyle hedefler koymak lazım. Evet. En büyük hedefi koyacaksın her zaman. Koymazsan sen iyi bir yarışçı değilsindir bence. Sen aklına koymadığını başaramazsın. <laughs> Çok iyi. Sen bunu kendin uydurdun sanırım. <laughs> evet. Aklına koymak lazım en başta öncelikle yani. Çok iyi. Yani 13 kişi. Hulkenberg geri dönebilir. Krojan. Bence direkt e, yani geç 21 milyon dolar meselesi işi bozuyor da e, yani Piastri McLaren'e e, Ricardo da geri Alpine döner diye düşünüyordum. Ama şimdi 21 milyon dolar Grosjean'a Bir iş. ya Grosjean falan yok gelmez. Bir Biliyorsun Theo Purcher e, F2'deki oldukça başarılı pilotlardan biri. Evet maalesef maddi durumlardan dolayı F2'deki kariyerini sonlandıracağını açıkladı. F1'in ise bir hayal olduğunu söyledi. Gerçekten öyle. Sadece yetenek değil gerçekten Formula 1'de yarışmak. Parayı da getireceksin. Evet. Parası olup yarışanlar var. Şimdi yok değil. Aklımıza bir iki isim geliyor. Geliyor evet. Koltuklar boş. Bakalım. Aston Martin'in garanti şu an koltuğu. Hı hı. Ha. Hmm. Ferrari, Mercedes'in Red Bull'un garantisi. Ya, ya Ricardo'nun da Formula 1'de kalması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ya. Hatta zaten Ricardo'nun sözleşmesi bile var yani. Evet. Yani emekli olmamalı. Ricardo Ricardo şu an McLaren'in son yarış kazananı. Ya ama şimdi buna sığmamak lazım. Bir yarış kazandı diye. Kazansaydı. Yarış kazansaydı. Ya yani tam o yarış öyle denk geldi ama geneline bak. Ricardo Norris'e geçildi yani. Ricardo kötü pilot demiyorum. Ben Ricardo'yu çok severim. Çok iyi pilot. Ricardo kazanabileceği tüm yaşları kazandı yani, iddia ediyor. Doğru. Hayatı boyunca. Yani bence Alpine'e dönmesi kendisi açısından da iyi olabilir. Belki bir ivmeye kalar, bir kendini bulur tekrar yani. Hı. Olabilir. Neden olmasın? Ki Alpine'de Alpine'de iyi bir ortaklık kurmuşlar. Evet. zamanda Cyril bir birlikte. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Cyril olsaydı Sinan İki alver yapar hemen Vulcan vergi getirirdi. Abi Vulcan vergi ben de getiririm. <laughs> Zaten adam yani can atıyor gelmeye. Biri Covid olsa da ben yarışsam diyorum. <laughs> yeni Çin'de yeni bir virüs daha çıkmış. Maymun çiçeği mi? Yok başka bir tane. 35 Vay kişi. Hayda yeni. Aynen, 35 kişi. Çin abi yeter salın bizi ya. Bir sal. Vulcan şey yapmış mıdır? ha? <laughs> yeni virüs geldi. Sıra abi, bende. Abi vallahi. Bende. Yani yeter ya. <laughs> Vesina evet, güzel bir sezona başlamıştık ama umarım çekişme devam eder. Koltuklar nereye gideceği belli değil. Evet şu an arasında öyle bir eslik var. Sezon evet. devamı umarız daha keyifli olur. Yani Ferrari biraz daha yani her yarışta zirve ve galibiyeti oynayabilirse eğer güzel çekişmeler görürüz. Olmazsa en kötü ikincilik çekişmesi ile Mercedes Mercedes Ferrari arasında Ve dördüncülük olabilir. çekişmesi Alpine ve McLaren zaten çok özüştüler. Evet. Bu arada Mercedes hiç konuşmadık ama Spa'ya da çok iyi güncellemeler geleceklerini hmm. söylüyorlar çok ve ya artık acaba yani üçlü bir galibiyet mücadelesine döner mi? Geçen videoda da konuştuk bunu ama evet. evet en azından şey olmasa puan farkı çok açıldı, açıldı ama Hı -hı. sürücü şampiyonluğu, takımlar şampiyonluğu çok açılmış olmasına rağmen yarış kazananı, yarış evet. galibiyetinde çekişme görsek çok daha güzel olur. Ben göreceğimizi düşünüyorum. Hatta böyle giderse Mercedes'in Ferrari geçebileceğini bile düşünüyorum yani. Evet. Çok zaten. istikrarlılar çünkü Russell Carlos Sainz'e çok yakın. Evet. Hamilton da öyle. Ya takımca da Mercedes Ferrari'ye yakın yani. Evet. Evet Sinan. Güzel bir sezon devam edecek. Bundan sonra birkaç yarış. Aa, A. Solo bir evet. kariyer, solo bir kariyer düşünüyorum. Burada eee üzülerek 23 viraj izleyicilerine bir e, açıklama yapalım kanalı kapatıyoruz <gülüyor> <gülüyor> ben solo kariyeri başlıyorum Evet, evet Atakan'la yollarımızı 3 e, haftalığına ayırıyoruz 3 yarış 3 yarışta ben yokum Atakan sizlere 3 evet. haftada arka arkaya yarış var ya Biz hakikaten şey ya biraz dertleneyim burada Sevin de söylüyorum izinle evet. askere gidiyorum 23. Viraj. En büyük asker bizim asker. Ha, alta yazalım en büyük asker. Kimin asker olduğunu ha, yazalım. Evet askere gidiyorum. Neyse ki bir ay. <gülüyor> Sinan <laughs> verdim parayı bedelliye gidiyorsun. Vallahi Askerden ya. kaçıyorsun. Ne kaçıyoruz? Gidiyoruz. Sen gittin mi? <laughs> ben daha uzatıyorum. yani neyse. Uzattıkça uzatıyorum ben. Ha. 3 hafta ben yokum artık. Yani hmm. üzgünüm Atakan. Sen izleyicilerimizle Baş başa romantik evet, anlar. Solo bir kariyer. Dönünce izlerim. Bana artık yarış sonuçlarını SMS'de bildirirsin. rica ediyorum. Aynen. olsa sen aldın mı küçük akılsız telefon? Akılsız telefon daha bulamadım. Bulacağız. Seyircilerimiz yollasın. Seyircilerimiz. Valla arkadaşlar sen... bir tane akılsız telefon <laughs> olan var. askerlik adresini ver. Oraya yollasınlar. Ziyarete gelirler belki. müthiş ya. Bir toplantı yapalım böyle. Bütün abonelerimiz. Seni 3 numara, numara saçlarımla. Aa doğru. Artık bir dahaki videoda beni 3 numaralı saçla görürsünüz. Artık İyaisi en iyi saç oldu. bende olacak arkadaşlar. Ben evet. senin berbere gideceğim ya. Öyle mi? <laughs> <Aynen>. Kestirme, <laughs> Güzel yani. Güzel şeydi. Neyse. Şeyde. Antika bir atalım. Evet. Orada. Böyle arkadaşlar. Solo kariyerim. zaten Sinan izleyemeyecek. Çıl, çılgın atacağız ya. <laughs> konuk belki konuk kalırım ya. Kimin umudu? Al, ne, yerim. ne istiyorsan al artık. 3 hafta ben yokum. Seyircilerimiz mail atsın bize. Aynen. Mail adresimizi söylemek istemiyorum. Evet söylemeyelim ama Instagram'dan yazsınlar <laughs> ya da Twitter'dan. <laughs> Twitter'dan. Twitter ve Instagram linklerini aşağıya koyuyoruz. DM Doğru. atın. Ee, Takipçilerimiz arasından bir tane konuk alalım madem evet, Atakan benim yani, yokluğuma. Evet. Siz yazın bakalım. Taleplerinizi bildirin. onu biz şey yapacağız. Atakan seçecek aranızdan birini. Lotarya. Lotarya'dan seçecek. Çekiliş mi? Evet öyle. Tamam. Torpil olmasın. Güzel. Evet. Hoşça kal. Hoşça kal. İyi sonu güzel. Bu hoşça kalın işlerini iyi yapıyoruz artık. Evet. Oo. Pol, -po Pol -po <laughs> Yapamıyorsunuz. Yapamıyorsun Pol yapamıyorsun. <laughs> Bu Transformers. Transformers sorusu. Transformers. <laughs> <laughs> Tony Tosi. <laughs> Transform Tony, <laughs> Tony diyor ya <laughs> Megatron. Bambule. Bambule bile. Bambule bile. Tony Torsi. <laughs> Neler konuşacağız bugün? Formula 1. Formula 1'in yaz arasındayız. Herkes Formula 1 haftalarını özledi. Potpour izleyenler hariç. Potpour bekleyenler oldu. Niye? <laughs> <laughs> Onlar Potpour'u bekliyor abi. Formula 1 izlemedikleri için. 23. viraj büyüktür. Formula 1 diyorsun yani. Tabii öyle. öyle. Tabii 160 abonemizin hepsi şeyimiz. mi? Şimdi bizim 160 abonemiz var. Formula 1'in kaç abonesi var? Çok var. Kaç. kaç? olabilir ki? şey var ya. <laughs> 161. E, bence 10.000 Galatasaraylı 100.000 Fenerli'yi yok eder. Yeni video. <laughs> yani aynı hesapla 160. 23. viraj abonesi. Nereden baksan bir 10.000 Formula 1 abonesini yok eder. Gerçekten de. Bilgileriyle mahveder.